Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından insanlardan azad olma, yetki ve şöhret tutma. Dünyanın zevklerinden ele tek çekmeleri sayesinde ariflerin, Allah hakkıyla bilenlerin kalplerine marifet, yani hak ve hakikatin bilgisi iyice yerleştikten sonra onların başka bir şeyi daha terk etmelerine gerek kalır mı? Cevapladı. Evet kalır. İnsanlardan, makam ve mevkiden, baş olma sevdasından, yer edinme ve şöhret olma arzusundan da el çekerler. Alçak gönüllüğü seçerler, dünya sevgisinden kaçarlar. Aşırı arzu ve isteklerden uzak dururlar. Bu konuda asıl olan şudur. Gölgede kalmak, dıştan başka türlü görünmek, iman konusunda orta bir ahlaki tavır sergilemek, tuttuğu yolu saklamak için ayrıca da hem zühtünü gizlemek, hem de zühtünü gizleyenlerden olduğunu belli etmemek için insanların arasına karışmak. İşte bu durumda kul Dünyadan ve hayattan el etek çeker. Dünya kendisine dar olur. Yalnızlığı seçer. Başıboş, aylak kimselerle alakasını keser. Zahitleri yani dünya zevklerinden el etek çekmişlerin sevip benimseyenlerle dostluk kurar. Sordum. Züft konusunda insanlar nasıl farklılaşıyor? Cevapladı. Anlayış güçlerinin sağlıklı olup olmamasına, gönüllerinin bu dünyadan iğrenip iğrenmemesine, dünyaya karşı nefreti kamçılayan bilgilerinin güçlü olup olmamasına bağlı olarak değişiyor. Dünyeviliğin kötü sonuçları, dünya hazlarının geçiciliği, zararların çokluğu ve ilcağlarının yani dürtülerinin tutululuğu konusundaki bilgilerine göre de farklılık gösterir. Bunlara ek olarak dünyevilikten sakınıp çekinme konusunda gönüllerini saran Allah korkusu aynı zamanda da dünyaya az meyletmeleri oranında da farklılaşma olur. Sordum. Belirttiğiniz bu farklılıklar nasıl düzeltilebilir? cevapladı. Zahiyetler arasındaki farklılık izraklarının sağlamlığına ve kalplerinin temizliğine bağlıdır. Gerçekten de onların en iyisi en akıllısıdır. En akıllısı Allahu Teala'nın kelamını en iyi kavrayanıdır. Allahu Teala'nın kelamını en iyi kavrayanı Allah'tan en çok korkanıdır. Allah'tan en çok korkanı Allah'tan geleni en iyi kabul edip karşılayanıdır. Allah'tan geleni en iyi kabul edip karşılayanı Allah'ın davet ettiğine en hızlı koşanıdır. Allah'ın davet ettiğine en hızlı koşanı dünyadan en fazla ele tek çekenidir. Onlar arasında dünyadan en fazla ele tek çekeni de ahirete en fazla özlem duyanıdır. İşte onların anlayışlarında bu yüzden farklılıklar olur. Sordum, zühtün nihai hedefi nedir? Cevapladı, züht, zahitlerin kalplerine göre değişir. Onların her birini zühtü manevi bilgisinin, manevi bilgisi kavrayış gücünün ve kavrayış gücü de imanının derecesine bağlıdır. Öylesi vardır ki onun kalbini ve zihnini apaçık ahiret bilgisi kaplar. O hakikatin bilgisi onu ahirete gidişin kaçınılmazlığı konusunda uyarır, kalbine de dünyanın çirkinliğini gösterir. Hidayetin kendisine açtığı kalp gözleri ona dünyaya kapılanmanın kötü sonuçlarını apaçık hissettirir. Allah'a tercih edip dünya lezzetlerini terk etmeyi sevdirir, dünyadan yüz çevirmek için de Allah'ın rızasını elde etmeyi hedefletir. Allah'ın bu rızası ve desteği sayesinde de o kalben dünyadan hicret eder.